Peki, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçelim o zaman. Şöyle, daha öncesinde az evvel de girizgah yaparken öyle demiştim ya, bir temayül yoklaması yapılmıştı aslında ama ona demiştiniz ki yani çok da şaşırtıcı bir şey değil, bu sorulur, temayül yapılabilir. Ama tek hatırladığım mesela 2019'da çoktan biz Binali Yıldırım'ı bu saatlerde, bu zamanlarda konuşmaya başlamıştık. Ya da diğer illeri, Ankara'yı da İzmir'de konuşmaya başlamıştık. Şimdi dün de yapılmış olan ikinci temayül, oradan çıkan isimler. Hocam siz bir de bilirsiniz, yani bir Murat Kurum isminin üzerinde özellikle durduğunuzu çok iyi biliyorum. Aslında aylardır belki ama değişme ihtimali, başka bir ismin olma ihtimali, Fatih Belediye Başkanı'nın çokça teveccüh gördüğüne dair iddialar, okumalar var ya da kulisler var daha doğrusu. Ne gibi görünüyor sonuç? Benim gördüğüm Sayın Erdoğan burada emri baki yapıp adayımız şu, gidin oy verin şeklinde bir zorlamada bulunmak istemiyor İstanbul örgütüne. O yüzden İstanbul örgütünü biraz onur ediyor. Yani konuşuyor, ziyaret ediyor, onları dinliyor, toplantılara katılıyor, bütün ekibiyle geliyor. Herkes orada, partinin üst yönetimi falan. Oradaki insanlar da kendilerini doğal olarak değerli hissediyorlar. Kanaatlerine ne değer verileceğini düşünüyorlar. Bu kanaatlere değeri de veriliyor ayrıca. Yani aklını yememek lazım. Şimdi geçen sefer Binali Yıldırım'ın ismi şeyden yukarıdan geldi ve il örgütü buna direnemedi. Aslında il örgütüne bırakılsaydı tercihi çok başka olurdu. Ama o dönemde işte zaten genel başkanlık yapmış, başbakanlık yapmış, hali hazırda meclis başkanı bir isim ve Binali Yıldırım ismi yukarıdan empoze edildi. Sizin adayınız bu, alın bunun için çalışın dediler. Fakat tabii bir taraftan meclis başkanı olduğu için, hatırlayın, o ilk döneminde meclis başkanıydı aynı zamanda. Hem adaydı hem meclis başkanıydı. Meclis başkanı protokolü uygulanıyordu. Gittiği her yerde büyük bir koruma orduları, işte güvenlik tedbirleri falan. Hatta birçok ilçede esnaf falan gidip ya oyumuzu vereceğiz, Allah rızası için getirmeyin adayınızı buralara falan şeklinde ricada bulunuyorlardı. Niye diye sorulduğunda bütün trafik kesiliyor, yollar kapatılıyor falan. Biz o gün sizin çalışma yapacağınız gün Binali Bey, yani sinek avlıyoruz, yani işimizden gücümüzden alıyoruz. Tam oy vereceğiz, getirmeyin falan şeklinde. Daha sonra baktılar ki olacak gibi değil. Binali Bey ilk başta da olur, yasal olarak bir engel yok falan filan şeklinde çıkışlar vardı, hatırlarsınız. Sonra görevi bıraktı ve bir sıradan, yani normal bir aday haline geldi. Bir aday olarak rekabet etmeyi denedi. Olur olmaz, o ayrı bir şey, ama İstanbul örgütü böyle çok hani Binali Yıldırım mutlak olmalı, biz onsuz kazanamayız şeklinde bir kanaat sahibi değilken yukarıdan empoze edilmişti Sayın Yıldırım'ın ismi. Şimdi ama o zaman belli komplikasyonlar gözlemlemiş olmalı ki AK Parti, AK Parti Genel Merkezi bu sefer yukarıdan birini empoze etmiyor ve istişareler, sürekli istişareler yapılıyor, sürekli ölçümler yapılıyor, onların kanaatleri alınıyor, yeni isimler gündeme giriyor, onları da tartıştırıyorlar falan. Çok katılımcı bir süreç yönetip o katılımcı sürecin sonunda bir ismi açıklamak istiyorlar ki örgütlerden hiç kimse bize mi sordunuz kardeşim, yukarıdan birine getirdiniz, bize verdiniz, alın bunu seçtirin diye. Vatandaş seçmiyor, bize sorsaydınız biz bunun seçilemeyeceğini söylerdik diyemeyecekler artık. Niye? Çünkü kendilerine sürekli kendileriyle istişare ediliyor ve katılımcı bir süreç yürütüyorlar. Benim gördüğüm AK Parti bu sefer hata yapmak istemiyor. Geçen sefer hata yapılmıştı. Mesela Ankara İl Örgütü de Sayın Özaseki'nin yanlış olduğunu söylüyordu. Ankara'daki bütün AK Parti mensupları, ama orada da emri vaki yapılmıştı. Ankara'da da netice kötü oldu. Hatta AK Parti Genel Merkezi sonunda benim gördüğüm hatasını falan anladı ve o seçim akşamı bu partiler bunu yaparlar. Bütün sandıklar için itiraz dilekçelerini hazır tutarlar ve hemen özellikle de sandıklardan düşük almışlarsa itiraz dilekçelerini verirler. Bütün Ankara için her tarafta itiraz dilekçeleri verilmişti. Belli bir saatten sonra genel merkez talimat verdi. İtiraz dilekçelerini geri çekin diye. Çünkü o polemiği veya süreci daha fazla uzatmak istemedi. Yenilgiyi, mağlubiyeti kabul etti Ankara'da. Şimdi o yüzden yukarıdan bir şey empoze etmek istemiyor ve işte böyle 15 gün mesela takvimde bir gecikme oldu. Değil mi? Ayın 15'inden itibariyle açıklayacaklardı. Zaten 15'ini geçtik.
Evet, artık şimdi 15 gün atıldı Aralık sonuna kadar. Ama bu şeyde bu sefer katılımcı süreçler sonunda en azından bu kritik illerdeki adayları belirleyecekler. Öyle anlaşılıyor. Bunun için de çaba harcıyorlar. Kendiler açısından da doğru olanı yapıyorlar. Tabii sadece AK Parti içerisindeki dengeleri gözetmek durumunda değiller. Bakın bugün bir haber vardı. Bu AK Parti ile MHP arasındaki komisyon 12. kez yanlış hatırlamıyorsam toplanmış. Şimdi 12 kere o komisyon toplandı. Ve yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında da bir komisyon kuruldu. Daha o komisyon çalışmalara başlamadı. Ona dair haberler duymuyoruz en azından. Dolayısıyla MHP ile uzlaşacak. O belli bir olgunluğa geldi anlaşılan. O yüzden belki son rötuşlar yapılıyor. Bu geçen hafta içerisinde ya da bu hafta başında, geçen hafta başında özür dilerim, zaten haftanın başındayız. Geçen hafta başında yeniden Refah Partisi ile ve Hüdapar'la görüşmeler yapıldı. Şimdi dolayısıyla hani bir taraftan örgütler içindeki şeyleri, dengeler tutması gerekiyor AK Parti'nin ya da Sayın Erdoğan'ın. Bir taraftan ittifak içindeki dengeler de tutması gerekiyor. Kim hangi ilde, hangi ilçede, onlar nasıl paylaşılacak, belediye meclislikler nasıl paylaşılacak falan, benim gördüğüm orada da müzakereler sürecek. O yüzden bu ittifak şeyi, durumu, AK Partilerin işini, yani seçim öncesindeki yükümlülüklerini arttırdı. Önceden kendileri otururlardı. İşte bir aday belirleme prosedürü vardı, tanımlanmış. Herkes de onu ezbere bilirdi. O mekanizma çalışırdı. AK Parti'nin ile mekanizmaları çok net, yani çok önceden tanımlanmıştı. Yani işte önce anketler yapılır, arkasından temayül yoklamaları yapılır, arkasından mülakatlar yapılır, sonra bir 3 dereceli komisyon vardır, o 3 dereceli komisyondan elene gider, en son 1. komisyon, içinde genel başkanın da olduğu, nihai kararı verir, biter falan. Şimdi çok böyle şeydi, hani, bilinen, herkesin detaylarına hakim olduğu bir süreç vardı. O süreç son 2 seçimdir çalışamıyor. Niye? Evet. Çünkü başka partiler devreye girdi falan. Benim gördüğüm o bütün partileri etkiliyor. Aslında hala işte bir şey, CHP şeyden haber bekliyor, DEM Parti'den haber bekliyor, işte İYİ Parti'den haberler beklendi, olmadı, sonra İYİ Parti karıştı. Fakat bu arada hala rengini belli etmeyen partiler var. İşte DEVA Partisi, evet, bir taraftan adaylarını hazırlıyor ama yani ittifak yapmıyoruz falan şeklinde net bir pozisyonu yok. Saadet, Gelecek Partileri bir taraftan bir çalışma yürütüyorlar. Aynı zamanda Zafer Partisi falan var. Memleket Partisi'nin İstanbul'da destek vereceğini biliyoruz. Diğer taraflarda ne yapacaklar bilmiyoruz falan. Yani böyle çok sayıda henüz parametre var bizim net olarak bilmediğimiz. Yani İstanbul, Ankara'yı konuştuğumuz için bizler de, tabii, izleyiciler de, evet, oradan çok bilgi sahibi ama mesela Adana'da ne oluyor, Mersin'de ne oluyor, Trabzon'da ne oluyor, Samsun'da ne oluyor falan, oralara baktığınızda Muğla'da, Tekirdağ'da, değil mi, bunlar çok önemli iller. Eskişehir'de. Şimdi oraları hiç tartışmıyoruz. Bir süreçler yürüyor işte, Allah kerim. Sonunda hani olgunlaştığında öğreneceğiz. Kulağımıza gelen bir isim var mı peki hocam?